Kapadokya peri bacaları ile ünlü, dünyaca ünlü bir bölgedir. Her yıl bölge milyonlarca turist ağırlıyoruz. Turistler Kapadokya'nın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerine hayran kalıyorlar. Peri bacaları arasında gezdikten sonra bu güzellikleri gökyüzünden görmek istiyorlar. Balon turlarına katılarak Kapadokya'yı kuş bakışı izliyorlar. Hava şartlarının uygun olduğu her sabah Göreme'de çok sayıda balon gökyüzünde yükseliyor. Turistler havadan seyrettikleri Kapadokya'ya bir kez daha hayran kalıyorlar. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonculuğu, doğanın uygunluğu, şartların tamamen silovacılık koşullarına göre de uçmaya uygun olması, bu görsel şovun yanında bölgenin volkanik yapısı da ilave olunca çok güzel uçuş noktası olarak belirlendi. Kapadokya'ya gelen müşterilerimiz kültür turizmi müşterisi olması nedeniyle özellikle balonu ön plana almaya başladı. Sırf balonla uçmak için gelen büyük bir kitle var. Yani ben diyor Kapadokya'da balonla uçmak istiyorum. Eğer balon uçuşu olmasa rezervasyonlarını iptal eden veya yer bulamayan ciddi önemli de sayılar var. Bu çok önemli bir rakam. Yani yıl içerisinde düşünün, geçen seneki verilere göre 80 milyon euro civarında ek bir gelir elde edilmişiz. Biz bunu niye büyütmeyelim? Yani bizim üzerimizde durduğumuz rakam bu. Devletimizin daha fazla kazanabilmesi için dediğim gibi uçuş kapasitesinin artırılması lazım. Aynı zamanda bölgedeki işsizliğe de çok büyük faydası olacak. Hem sıcak hava balonculukta pilota ihtiyacımız var, yer ekibine ihtiyacımız var. Bununla beraber yine ek çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu sayı 6000 kişi civarında. Bu sayı da otomatikman artılacak. Hem işsizliğe büyük faydası olacak, hem döviz girdisi yönüyle büyük bir önemli sayıya ulaşacağız. Hem de Kapadokya ile özdeşmiş bir markamız olacak.